Merhabalar. Mesih İsa'da bol yaşama, gerçeğe, yola sahip olan ve Tanrı'nın zamanında bu çağrıya cevap verip uyanacak olan her bir canı sevgiyle selamlıyorum bu sabahta sevgili kardeşler. Günaydın. Tanrı o dağda, bu dağda, o ülkede, bu ülkede değil, içinizde yaşıyor. Çoğumuz onu kelamından tanıyıp öğreniyoruz. Ama asıl onunla kişisel ilişkimiz, samimiyetimiz nerede başlıyor? Önümüzü görmediğimiz zor zamanlarımızda, yaşamın içinde karşılaştığımız zorluklarda, tıpkı İsrail halkının çölde yürürken deneyimlediği zamanlar gibi zor yerlerden geçerken ona yaklaşıp sunduğu çözümlerle oradan galip olarak çıkıyoruz. Ya kendi aklımıza bel bağlıyoruz ya Tanrı'yla beraber yürüyerek oradan zaferli çıkıyoruz. Biz ama genellikle kendi tasarlarımızın içine Tanrı'yı çekmeye çalışıyoruz. Aslında bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşler? Tanrı ile aramıza engel koymak demek. Bu bizim korktuğumuzun bir göstergesi. Kendi planlarımızı yapıp Tanrı'ya sunmak ve Tanrı'nın onları onaylamasını beklemek. Tanrı sözü aslında zor zamanlarımızda bize umut oluyor. Ve Tanrı'nın sarsılmaz vaatlerine tutunmak bizler için bir güvence. Çünkü ister bu yaşamda, ister ölümde Tanrı hep bizimle beraber, biz ona aitiz. Tarihsel bir Tanrı yok. Bir kahraman gibi geçmişte kalmış değil o Tanrı. Erişilebilen, işitebilen bir Tanrı, Tanrımız. İsrail halkı bunu nerede öğrenmişti? Hatırlarsanız çölde, zorlu zamanlarda öğrenmişti. Yasanın tekrarı 4'te görüyoruz bunu. O zaman şöyle bir duayla bugün başlamak istedim. Ey göklerde olan babamız, sen her zaman yanı başımızdasın, konuşmamızı dinleyen ve bekleyensin. Sen her şeyden yüce ve büyük olansın. Üstelik de bize bir nefesten daha yakın duransın. Bizlerle yakından ilgilisin. Dünyayı elinde tutan güçlü Tanrımız, yeni doğan gün de senden bize bir hediye. O yeni doğan gün bile senin mevcudiyetinin bir göstergesi bizlere. Ya Rab, sen bereketlediğin için dünya canlı. Yaşam tempomuzu yavaşlattığımız zaman bunları görebiliyoruz. Şükrediyoruz çünkü her şeyi senin bakış açınla görmeyi öğrendiğimizde şükrümüz artıyor. Şükredecek hiçbir şey bulamasak bile sende sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için şükredebiliriz. Teşekkürler babamız bu sabahta bizlerle birlikte olduğun için. Bizleri izleyen kardeşlere hepinize günaydın. Hepinizi görüyorum, isimlerinizi tek tek buradan şimdi saymayayım. Teşekkür ediyorum varlığınızla katkı sağlıyorsunuz bizlere. Tekrar bir ilahi bugünkü konumla alakalı olduğunu düşündüğüm bir ilahi söyleyeceğim size. Kutsal Ruh hepimizi yönetip yönlendirsin. Ama ondan önce ne yapıyorduk? WhatsApp iletişim hattımızı size veriyorum. 0533 423 5020 soru, görüş ya da önerileriniz olursa onu da 0543 731 0140'dan bizi arayarak iletebilirsiniz. Konumu vermiyorum. İlahimize giriş yapıyoruz. Bugün 349 numaralı ilahi söyleyeceğim size. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız diyeceğiz. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız, kutsal olan tek babamız. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız, kutsal olan tek babamız. Rab biz seninleyiz, senin hizmetindeyiz. Başka hiçbir şey istemeyiz, hep seninle gideriz.
Rabbi seninleyiz, senin hizmetindeyiz. Başka hiçbir şey istemeyiz, hep seninle gideriz. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız, kutsal olan tek babamız. Giden huzur buluyor, neşe sevinç doluyor, kutsal olanı tadıyor, hep dürüst kalıyor. Giden huzur buluyor, neşe sevinç doluyor, kutsal olanı tadıyor, hep dürüst kalıyor. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız, kutsal olan tek babamız. Olsa da günahlarımız, olsa da sorunlarımız, Rab bizim kurtarıcımız, kutsal olan tek babamız. Amin. Evet, bugün konum problemsiz bir yer var. Onun için hazırlanırken Rab yüreğime bu ilahiyi koydu. Belki çoğunun unuttuğu eski ilahiler gibi gelebilir. Ama ben çok seviyorum bu ilahilerle güne başlamayı. Sizce problemsiz bir gün ya da bir dünya, bir yer var mı? Eğer böyle bir beklenti içindeyseniz kusura bakmayın ama çok gerçekçi bir yaklaşım olmadığını söyleyeceğim. Umarım bunun için incinmez işitenler. Evet, bu dünyada sıkıntılarımız olacak. Rab bize bunu söyledi. Ama böyle bir durumda elinizden tutan biri varsa ve güvendiğiniz biri ise korkmazsınız, öyle değil mi? Hele de bu Tanrı olursa. Hemen İşaya 41:13'ü okuyacağım müsaade ederseniz. Diyor ki, çünkü sağ elinden tutan, korkma, sana yardım edeceğim diyen, yardım edeceğim diyen Rab benim. Tanrı korkmamızı yadırgamıyor sevgili kardeşler. Biliyor çünkü korkularımızın olabileceğini, ama korkunun bizi sarmasına, içimize girmesine ve bizi ele geçirmesine karşı olarak bu güçlü sözlerle bizleri teşvik etmek istiyor. Onların bizi ele geçirmesini istemiyor. Yanınızda çok güvendiğiniz biri olursa cesaret bulursunuz, öyle değil mi? Sıkıntılarınızda size ortak olan biri olursa minnet duyarsınız. Tıpkı Filipeliler'de yazdığı gibi 4:13'te diyor ki, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz diyor Paulus. Şayet Tanrı sizin yanınızdaysa o sizi güçlendirecektir ihtiyacınız olduğu oranda. Her şeyi yapabilme gücü bize Tanrı'dan geliyor. Peki bizim payımıza düşen şey ne? Biz ne yapmalıyız böyle bir durumda, zor zamanlarda? Sözünü dinleyeceğiz, yürü dediğinde yürüyeceğiz, dur dediğinde duracağız, bekle dediğinde bekleyeceğiz, dinle dediğinde dinleyeceğiz. Bizim işimiz Tanrı'nın söylediklerini söylediği biçimde anlamak ve söylediği şekilde yapmak olacak. Bizi bekleyen, rezerve edilmiş, problemsiz bir yer var aslında. Biliyor musunuz? Bunu duyuracağım bugün size. Evet, böyle bir yer var. Ama göklerde. İşte bu mirasımızla dahi sevinebiliriz sevgili kardeşler. Çünkü bunu sizden kimse alamaz sevgili Muna. Sevgili İpek, Sakine, Cüneyt Bey, günaydın hepinize. Günaydın. Evet, ama böyle bir günü dünyada aramak saçmalık olacak. Problemler hep olduğu, hep olacak.
O nedenle güne başlarken duayla başlıyoruz. Niçin? Rabbin önüne duayla gidiyoruz, donatılalım diye. Gün içinde karşımıza çıkacak problemleri Rabbin ruhuyla yön bulup yönetelim diye. Evet, gün boyu yaşanacak zorluklar, sıkıntılar olacak ama yaşayan diri canlının varlığı önünde duracağız, susacağız, dinleyeceğiz, yürüyeceğiz. Elimizi tutanı olduğu sürece her sıkıntıyı Tanrı'yla beraber halledebileceğimizi bileceğiz. Her sorun onun ellerinde küçüktür sevgili kardeşler. Her ne yaparsak, her karşımıza çıkan olayda kaygı, endişe olayları büyüterek, olayın soruna bakarak büyütmeye başlarız. Biz gözümüzü, imanımızı öncümüz olan Tanrı'ya dikelim. Tanrı bizim tarafımızda, hatırlayalım. Çünkü o dünyayı yenen. Beklemek, şöyle bir şey beklemek yanlış. Tanrı problemi kaldırsın, işleri kolaylaştırsın. Ben de hop oradan atlayayım. Hayır, Tanrı'nın amacı bu değil. Bazen yapabilir, amin. Ama o problemin içinde bizleri büyütür. O problemin içine kendisi gelir. Bizimle beraber elimizden tutar ve almamız gereken dersi alalım diye öncümüz olur, bize yol açar. Hemen Markos 4'e gideceğim. 35-41 arasını okuyacağım sevgili kardeşler. O gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi İsa Mesih. Karşı yakaya geçelim. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu diye yazıyor. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun dediler. İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi. Ortalık süt liman oldu. İsa öğrencilerine neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu dedi. Onlarsa büyük korku içinde birbirlerine bu adam kim ki rüzgarda gölde onun sözünü dinliyor dediler. Şimdi hemen ayetin başında karşı yakaya geçelim sözü var. Biraz bunun üzerinde durmak istedim. Ne demek karşı yakaya geçmek? Bulunduğu yerden hareket etmek demek. Olumsuzdan olumluya geçmek demek. Ya da kalabalık bir ortamdan sakin bir ortama çekilmek demek. Sizce o fırtına koptuğunda Mesih İsa onlarla aynı teknede değil miydi? Siz hangi zor durumdan geçiyor olursanız o sizinle değil mi? Bıraktı mı? Terk mi etti? Peki biz kutsal kitapta Tanrı'nın hiç uyumadığını, uyuklamadığını öğrenmedik mi? Niye uyuyor İsa burada? Mezmur 121:4'te böyle diyor. Ne uyur ne uyuklar. Burada İsa Mesih acaba neden uyuyordu? Yorgun da düşmüş olabilir. Birçok yere yürüyerek gidiyorlardı. O da bedende insan olarak, %100 insan olarak yorulabilirdi elbette. Bir de üstelik bir yastığa yaslanmıştı diyor. Doğumunda düşünsenize handa yer bulunmadığı ahırda doğdu değil mi Rabbimiz? Şimdi bu balıkçı teknesinde yastığı nereden buldu acaba? Belki oradaki herhangi bir sinin montunu ya da belki can simidini yapabilir. Gerçekten orada bir yastık bulunduğunu sanmıyorum. Evet, ama o uyuyor. Niye uyuyor? Neden acaba? Çünkü talebelere hala kendisinin kontrolde olduğunu hatırlatmak istiyordur ha. Bu öğrenciler korktuğunda o hiç telaşlı görünmüyor. O da o teknenin içinde. Çünkü problemi çözme gücü onda, yetkisi de ondaydı, öyle değil mi? İşte zor zamanlarımızda kontrolü tamamen Tanrı'ya vermemiz gerektiğini bugün bir kez daha hatırlayalım istiyorum sevgili kardeşler. Nereden geçiyor olursak olalım, Tanrı hala yetkili, egemen ve kontrolde. Korona günlerinde de hala Tanrı kontrolde. Halleluya! Tanrımız her durumda kontrolde. Hiçbir şey ondan habersiz, gizli ya da kontrolü dışında değil.
Bizim kontrol noktamız, odamız sadece Tanrı'nın kendisi olsun diye bugün sizleri teşvik etmek istedim. Ona seslenelim. O bunu istiyor. O zaman gereken yanıtı bize veriyor. Tanrı kendisine korkuyla değil, imanla seslenmemizi istiyor. Çünkü o bizi her fırtınadan çıkarmaya gücü yeten bir Tanrı'dır. Haleluya. Mezmura gidelim, 30'a. Mezmur 30, 5. ayet. Çünkü öfkesi bir an sürer, lütfu ise bir ömür. Gözyaşlarınız belki bir gece akar ama sabaha sevinç doğar. Günaydın Gürkan kardeşim, hoş geldin. Bizler de hayatımızda olan biten fırtınaları imanla ve yetkiyle azarlamalı. Hatta problemlerimiz için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Ne o? Ters bir şey mi söyledim gibi geldi? Yok, gayet bilinçli söyledim. Problemlerimiz için Tanrı'ya şükrettik mi? Hiç bunu düşündük mü sevgili kardeşler? Niye mi? Çünkü o problemlerden geçerken kendisi zaten bizimle beraber. Sizi, beni daha çok güçlendirmek istiyor. Biz problemin sonunu daha görmedik. Çünkü o bize kapalı. Ama Tanrı biliyor problemin sonunda bizden nasıl bir şey çıkaracağını, nasıl bir cevher çıkaracağını. O sorunun içindeyken imanımıza bakıyor. Ve bizim nasıl davrandığımıza, nasıl durduğumuza, nasıl güvendiğimize, sorunların içerisindeyken Tanrı bizi eğitiyor. Aklınız problem ya da zorluğunuza takılmasın. Böyle olduğu anda hemen şükranla Rab'bin önüne gidin ve bu zorluk için, bu problem için Tanrı'ya şükredin. Lütfen bunu ilan edin. Çünkü böyle yaptığımızda o sorunla nasıl başa çıkabileceğimizi Tanrı bize öğretiyor. İlginç değil mi? Şükretmek düşüncelerimizi negatiften pozitife çekiyor. Yani Tanrı'ya odaklıyor. Şükretmek. Yüzleşmemiz gerekiyorsa sorunla yüzleşiriz. Gerekmiyorsa belki Rab daha sonra bu sorunla yüzleşmemizi isteyebilir. Ama biz itaat yüreğiyle Rab'bin sözlerinde duralım. Bizden istediklerini yapalım. Dikkatimizi Tanrı'ya verdiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Problem küçülüyor. Odağınız problem olmasın. Ve problemin bizi alt etme gücü kayboluyor. Probleme değil Tanrı'ya odaklanacağız. Probleme değil Tanrı'ya odaklanacağız ve problemler için şükredeceğiz. Hadi bakalım. Tanrı ve siz, ikiniz, sevgili kardeşim, güçlüsünüz. Çünkü Tanrı da sizinle beraber o durum için uğraş veriyor. Sizi geliştirmek istiyor. Zorluğun içinde geliştirmek istiyor. Aslına bakarsanız, bizlerin aklında genellikle hep olumsuz şeyler vardır. Ama bunlar, bu olumsuz düşünce tarzı bugüne ait değildir. Geçmişten ekilmiş, kalmış düşüncelerimiz bize o duruma bakarken ya öyle olursa ya böyle olursa. Bunlar ekilmiş eski düşünceler. Eski Adem'e ait şeyler. Siz Rab'de yeni bir yaratıksınız. Yeni yaratıksınız. O zaman Mesih'in düşüncelerinde bakmalıyız olaylara. Tanrı'nın üst düşüncelerinden. Eğer o negatiflere odaklanırsak yarınımızda gelecek olan esenliği de çaldıracağız. Yarın Tanrı'ya ait. Şimdi yaşamak bize ait. Geçmiş geçmişte kalsın. Çünkü dediğim gibi yarın bize örtülü, ne yaşayacağımız örtülü. Ama Rab biliyor onları. O nedenle bugünü ve anı yaşamaya bakın. Esenlik bugün için var. Bugünden yarının esenliğini yedekleyelim. Buzluklara koyamayız. Yiyecekleri yedekliyoruz ya, 4 gündür kısıtlama vardı. Evet, aklımızı Tanrı'nın düşüncelerinin içine daldırıp çıkaralım. Bakın çok güzel. Nasıl bir şişeyi doldurmak istediğinizde denizin dibine batırıp çıkarırsınız. Aklımızı da Tanrı'nın düşüncelerinin içine daldırıp çıkaralım. Şimdi size Filipeliler 4-6-7'yi okuyacağım. Kendi kendinizi kaygılandırıp, evhamlandırıp da huzursuz etmeyin. Filipeliler 4-6-7. Hiç kaygılanmayın. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor. O zaman Tanrı'nın
her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla, bakın, yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Yuhanna 14:27'yi de okuyacağım. Tanrı ne dedi bize? İsa Mesih, size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi bırakıyorum. Bu bir şahsiyet gibi düşünün. Evet, kutsal ruhun meyveleridir bunlar. Esenlik, kendi esenliğim dediğimde kendimi temsil ediyor. Esenlik de böyle bir şey. Kendi esenliğim, yani Rab sizin içinizdeyse o esenlik bir yere gitmiyor. Çaldırtmayın, kaybetmeyin. Onun için odağınızı Mesih'te tutun. Esenlik de böyle, ümit de böyle. Göksel ümit de böyle. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Dünya bize nasıl veriyor? Ucundan veriyor. Bu kadar büyük büyük karşılık istiyor. İnsanlar veriyor, beklenti içine giriyor. Tanrı karşılıksızca veriyor. Karşılıksızca veriyor. Kendisini verdi. Yani kendi esenliğini verdi. Kendisini verdi. Kutsal ruh sizin içinizdeyse o esenlik kaybolmaz. O esenlik bir yere gitmez. Siz odağınızı kaybettiğiniz için böyle zannediyorsunuz. Ya da ben tabii. Evet, size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Günaydın Melih Bey. Evet, zorlu denenmelerin ortasında Rabbe şükredin. Rabbe şükredin kardeşler. Bir şeyler yanlış gidiyormuş gibi görünse de bunlar birer büyüme fırsatı hepimiz için. Fırsat olarak görün lütfen. Özellikle bırakmamız gereken alanlarımız varsa bugün onları Tanrı'ya götürelim. Onlara iyi bakalım. Neler onlar? Rab bizim onları neden bırakmamızı istiyor? Köklerden sıyrılalım. Ne diyor? Mesih'i giyindiniz. Mesih'i giyinmek için kendimizden soyunmamız gerek, öyle değil mi? Sıkıntılarınızı Rabbin eline bırakmayı öğrenin. Başa çıkamadığınızda Rab gel benimle birlikte buradan nasıl çıkacağımı bana öğret deyin. Yaşamdaki olayların tümünü seçen Rab'dir. Düzenlemeye koyan da O'dur. Onun için her şey O'nun kontrolünde. Kontrolünü kaybetmiş bir Tanrı yok karşınızda. Olayları kendi istediği gibi olmasına çabalama kardeşim. Kendi istediğin gibi olmasına çabalama. Tanrı'nın aklında, yollarında farklı şeyler olabilir. Kendi niyetlerinizi gerçekleştirmeye devam ederken Tanrı sizi başka bir yöne doğru çekebilir. Böyle bir yönlendiriş olduğunda lütfen bunu anlamaya çalışın. Yoksa kendi arzularınızı tanrılaştırırsınız. Aslında bu yönlendiriş güzel bir yöne de olabilir, güzel bir yenilik de olabilir. Bu yenilik kimi zaman bir bağlantı kesintisi gibi olur. Bazen bağlantınız kesilmiş gibi hissedersiniz. Aslında o anda Tanrı sizde bir yenileme yapıyordur. Hani bir cihaz bozulduğu zaman yaparız ya. Genellikle biz Türkiye'de yaşayanlar bunu yaparız. Cihaz bozulur, bilmiyoruzdur. Fişi çekeriz korktuğumuz için. Aslında restart yapar. Bilgisayar ya da başka bir cihazınız. Kapatır açarsınız. Tanrı da bazen bizde öyle bir kapatma ve açma yapabilir. Bu bir yeniliktir. Olabilir bu bağlantıyı. Sizde kapatıp açıyor gibi göründüğünde korkmayın. Bu yeni fırsatlar, yeni kademeler, yeni etkiler, yeni kapasiteler, yeni adımlar olabilir. Gelecekteki yeniler dünkülerin aynısı olmayabilir. Bunlar sizi korkutmasın. Üstelik bu yeni sizi zorlayacak bir yeni de olabilir. Mesela hiç düşünmediğiniz bir yere Rab sizi gönderiyor olabilir, çağrısı olabilir. Lütfen Rabbin yaşamınızda neler yaptığını iyi gözlemleyin sevgili kardeşler. Kutsal ruhun yönlendirişini doğru anlayın. Ona yakın durarak bunu anlayabiliriz. Tanrı'ya tapınarak, şükrederek, her durumda ona şükrederek, dinleyerek bunu anlayabiliriz. 1. Petrus 5:6-7'de şöyle yazıyor. Uygun zamanda sizi yüceltmesi için Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır sevgili Silva. Demem o ki, kendimizi alçaltırsak o zaman bu neticeyi alacağız. Kendimizi alçaltırsak. Peki 1. Serenkler 5'te ne yazıyor? 15-19 arasında. Diyor ki birbiriniz ve bütün
İnsanlar için her zaman iyiliği amaç edinin, her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Ruhu söndürmeyin. Neden? Çünkü ruh sayesinde yaşıyoruz. O zaman onunla ahenk içinde onun yolunda yürümeliyiz. Tanrı'nın ruhuyla ahenk içinde olmalıyız. Eğer kutsal ruhla yaşarsak çatışmalar asgariye inecek. Çünkü Tanrı'nın ruhuyla uyum içinde olduğumuzda onun istekleriyle de uyum içinde olacağız. Yüreğimiz, düşüncelerimiz Tanrı'nın yüreğiyle ahenk içinde olursa her birimiz lütufta ve birliktelikte de büyüyebileceğiz sevgili kardeşler. O zaman bu bir gelişme olacak. İşte bunun için kutsal ruhta durmamız ve Tanrı'nın yüreğiyle bir olmamız gerekiyor. Sevgili Hınazan Hanım günaydın. Tanrı'yla ahenk içinde olabilirsek başkalarıyla da ahenk içinde olabiliriz. Dua ettiğimizde aslında ne oluyor biliyor musunuz? Cennetin işleri harekete geçiyor. Muhteşem değil mi? Dua ettiğinizde cennetin işleri harekete geçiyor. Tanrı'ya gidiyor diyor ya, bir buhur gibi yükseliyor. Sonra eko yapar gibi yeryüzüne geliyor. Anlayabiliyor muyuz bunu? Ne diyoruz? Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin iraden olsun. Gökte olduğu gibi yeryüzünde senin iraden olsun. İsteğin olsun. İşte bu buhur gibi dualar göğe yükselip sonra Tanrı'nın iradesini bizler yeryüzüne çekiyoruz. Biliyor musunuz? Biz dua ettiğimizde gökyüzünde bir sessizlik oluyormuş. Ben bunu yeni öğrendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Niye mi? Çünkü Göksel Baba diyormuş ki, bir dakika durun, çocuklarım konuşuyor. Ne kadar önemli. Ne kadar önemsiyor Tanrı bizim dualarımızı. Anlayabiliyor muyuz kardeşler? Biz Tanrı'yı böyle dinliyor muyuz sessizlikte? Bir dakika. Her taraf susuyor. Çocuklarım konuşuyor diyor Tanrı. Dua ettiğimizde gökler sevinçle inliyormuş. Bunu uydurmuyorum. Şimdi size Vahiy 8'i okuyacağım. 1-5 arasında lütfen dikkatlice dinleyin. Kuzu 7. mührü açınca diyor gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Dua ettiğimizde Tanrı bizi dinliyor. Gökte sessizlik oluyor. Tanrı'nın önünde duran 7 meleği gördüm diyor. Onlara 7 borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı Tanrı'nın önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri, uğultular işitildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı. Dualarımız bu kadar güçlü arkadaşlar. Dua hayatımızdaki en güçlü araç ve ayrıcalıktır sevgili kardeşler. Dua ediyoruz çünkü Tanrı yüreğimizdeki şeyleri işitmek istiyor. Ne güzel babamız bizi dinliyor, bizi işitmek istiyor. Dua etmeyi sürdürelim. Çünkü bizler ümitsiz değiliz. Duanın olduğu yerde ümitsizlik barınamaz. Uyanın lütfen. Duanın olduğu, yakarışın olduğu yerde ümitsizlik olamaz. Çünkü biz yeryüzündeki ümide bağlanmadık. Gökteki ümidimiz kutsal ruh, bu da bir kişi gibi düşünün. Yüreğinizde ise bu ümitsizlik sizi saramaz. Gelir, yalar ve geçer. Dua etmek için hiçbir özelliğe ihtiyacınız yok. Çünkü o duanın gücü ve sonucu Tanrı'ya bağlı. Edene değil sevgili kardeşler. Duası nefesi çok güçlü falan gibi bir şey söz konusu değil. O duanın gücü, etkinliği, sonucu Tanrı'ya bağlı. Edene değil. Rabbe şükrederiz bunun için. Dua ediyoruz çünkü Tanrı'nın düşüncelerini anlamaya çalışıp dilediğimiz şeyler onun iradesiyle, kalbiyle, yüreğiyle ahenk içinde olarak dua ettiğimizde cevaplar alıyoruz. Sınırsız kaynaklara sahip Tanrı'nın gücü her şeye yeter sevgili kardeşler. Süremin sonuna geliyorum. Vahiy 7:9-17'yi de okuyacağım. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık
tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtarış tahtta oturan tanrımıza ve kuzuya özgüdür. Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı. Amin. Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, güç, kudret sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu. Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim dedim. Bana dedi ki bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Büyük sıkıntıdan geçip gelenler. İpek Hanım, Nıvart Hanım, şükrediyoruz sıkıntılarımız için. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrı'nın tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahtta oturan çadırını onların üzerine gelecek. Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek diye yazıyor. Amin. İşte size problemsiz yer sevgili kardeşler. Yeryüzünde problemsizlik aramayacağız. Bizim ümidimiz İsa Mesih'e, bizim ümidimiz Rabbimize güvenilir olan vaatleri, geçerli olan, hiçbir zaman vaatlerini bırakan, boşa çıkaran bir Tanrı değil. Onun için problemsiz yer yeryüzünde yok. Biz gökteki o yeri özlüyoruz. Rabbin gelişine dek imanla, duayla birbirimizi sevgiyle teşvik etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sürenin sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin. Dualarınızı, aminlerinizi görüyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Tekrar görüşünceye dek yüreğinizden tanrısal sevgi, düşüncelerinizden diri Tanrı söz eksik olmasın. Tanrı'nın sevgisi ve esenliği hepinizi sarsın. Sevinçler çoğalsın, dualar yanıtlansın. Evetler, hayırlar. Sessiz bekleyiş zamanları da olacak. Onlar da tarafınızdan minnetle karşılansın. Bereketli bir gün geçirmenizi diliyorum sevgili kardeşler. Hoşça kalın.